Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel file çantayı yapacağız. Sürpriz file çanta arkadaşlar. Diyeceksiniz ki çanta nerede? Hemen gösteriyorum. Şöyle önünde bir düğmem var. Düğmeyi açıyorum. Ve şu şekilde içinden file çantamı çıkarıyorum. Şöyle şu zincirli bölüm içe gelecek şekilde tersine çeviriyorum ve çantam hazır. Oldukça geniş, gördüğünüz gibi muhteşem bir file çantam. Arkadaşlar bundan sonra poşete para vermek yok. Bunu şu şekilde, bakın hemen katlamayı da göstermek istiyorum. Şöyle içinden, bakın burada zaten katlayacağınız yer belli. Şöyle hemen içine sokuyorum. Ve zincirini de düğmeye takıp şu şekilde kapatıyorum ve çantaya koymaya hazır hale geliyor. Ben gerçekten çok sevdim. Umarım sizler de sever ve keyifle örersiniz. Çok kullanışlı, çantanızda çok yer almayacaktır. Hemen çantamı anlatmaya başlıyorum. İki tane yuvarlak motif örüyoruz arkadaşlar. Motifi birleştiriyoruz ve şöyle motifin etrafına da şöyle göstermek istiyorum. Motifin etrafına da gördüğünüz gibi kafes örüyoruz. Daha sonra saplarımızı yapıyoruz ve inanılmaz güzel bir file çanta ortaya çıkıyor. Gerçekten ben çok keyifle ördüm. Keyifle göstereceğim sizlere de. Arkadaşlar hemen tığımdan bahsetmek istiyorum. Tığım 3 milimlik tığ kullandım ama benim elim biraz bol olduğu için bunu kullandım. Normalde 3,50 milimlik tığ kullanabilirsiniz. 4-5 farklı renk kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 renk kullandım. Ama sizler renk kombinasyonunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle ana rengimiz yeşil. Bir tane yeşil yumaktan bu kadar kaldı arkadaşlar. Diğerlerinden zaten çok az gidiyor. Yeşil yumaktan da yarım yumak diyebiliriz. Çünkü bu yarısı kaldı. Evet arkadaşlar, böyle çok hoşuma giden modeller olunca heyecanla heyecanla gördüğünüz gibi anlatıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce de tabii ki her zamanki gibi minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalım tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olup altına da bu videonun güzel yorumlarınızı yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve sosyal medya hesaplarınızda da bu videoyu paylaşırsanız yine beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel file çantanın yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar hemen iplerimden de hızlıca bahsetmek istiyorum. İstediğiniz türden koton iplerle yapabilirsiniz. Hatta tüm iplerle yapabilirsiniz. Benim kullandığım ip Nako'nun kalyuko iplerini kullandım. Bunu da es geçmek istemedim. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle motifimizden başlıyoruz. Kahverengi ipimle başladım. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Bir tığımı içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Halkamın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zil halkamın ipinden tutup birazcık ortayı küçültüyorum. 11 ve
12 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Sihirli halkamın ortasından şöyle ipinden tutup ortayı iyice küçültüyorum. Daha sonra sihirli halkamı düğümleyip saklayacağım. Şimdi hemen ikinci rengime geçiyorum. İpime bir düğüm atıyorum. Şöyle herhangi bir iki trabzan arası, bakın. Şöyle herhangi bir iki trabzan arasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve aynı yere batıp ikili bir trabzan yapıyorum. Başını doladım. Şöyle 2 trabzan atlayıp ikili trabzan yapıyorum. Trabzanların arasına çalışıyorum arkadaşlar. Şu şekilde, bakın. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, başını doladım, tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum, başını doladım, bir iki ikincinin arasına battım, iki tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa batırıp iki tane ikili trabzan. Zincir çekmiyorum burada. Şöyle ip artıklarımı da arada yürüteceğim. 1, 2, ikincinin arasına battım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı araya. Araya bir zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı araya batıp 2 tane ikili trabzan. Başını doladım. 1, 2. İp 2, 2. Şu şekilde 2, 2 batıyorum. Yani 2, 2 atlıyoruz ikinci trabzanın arasına. Bir zincir, tekrar aynı yere batıyorum. Zincir çekmedim. Son, bakın, 1, 2, ikincinin arası 2 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere batırıp 2 tane ikili trabzan. Bakın, gruplar yapmış olduk. Şöyle bununla beraber sayıyorum, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grup oldu. Şu grubumuzu tamamlamak için ilk battığım yere tekrar batıp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve 3. sırama geliyorum. 3. sırada yine ipime bir düğüm atacağım. Ve bu sefer arkadaşlar, bakın, şöyle zincir çektiğimiz grupların tam ortasına batıyoruz. Şöyle bir zincirlik bölümlere batırıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım ve o bir zincirlik bölümün içine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Aralarda zincir yok. Başını doluyorum. Bakın. Yine bir zincirlik bölüm. Yani grubun tam ortası. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane trabzan atlamış oluyorum. 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Başını doladım. Bakın, tek zincirlik bölüm. Yine buraya 6 tane İkili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6.
Hiç zincir çekmeden tığımın başını doladım ve diğer boşluğa geçtim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldi. Son olarak tek zincirlik bölüm 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin şöyle tepe kısmına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir, ipimi kestim ve diğer rengime geçeceğim. Şöyle yeşil rengimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum. Ve yine şöyle herhangi bir altı zincirin, altı tane ikili trabzanın 1, 2, 3, üçüncünün tam ortasına batırıyorum. Bakın, trabzan tepesine değil de tam orta kısmına batırıp şöyle sabitliyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını doluyorum. Önümdeki boşluğa batıp şöyle tekli bir trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeği aynı anda topluyorum. 1, 2, 3, 4. Başını doladım. 1, 2, 3. Üçüncünün arasına battım. Tekli trabzan. 3 ilmeği aynı anda topladım. 1, 2, 3, 4. Başını doluyorum. Önümdeki boşluğa. Tekli trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Başını doladım. 1, 2, 3. Üçüncünün, bakın, 2 trabzan arasına batırıp bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bakın, ilk bağlantı noktamı batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve önümdeki 4 zincirlik bölüme 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Başını doladım. Tekli trabzanın tepesine batırıyorum. Bir tane de tekli trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa 4 tane. 1, 2, 3, 4. Tekli trabzanın tepe noktasına batıp bir tane de tekli trabzanın olduğu bölüme ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 2, 3, 4. Beşinciyi tekli trabzanın tepe noktasına yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı bitirmiş olduk ve son sıraya geliyoruz. Yine mavi ile bitirmek istiyorum ben. Herhangi bir trabzan tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doluyorum ve dibine tekrar batıp ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi tek tek 5 tane ikili trabzan yapacağım. Tek tek trabzan tepelerine batarak. 1, 2, 3, 4, 5. 6. trabzan tepesine 2 tane yapacağım. İkili trabzan. 1. Aynı yere batırıyorum. 2. Tekrar tek tek 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 6. trabzana 2 tane. 1. Tekrar aynı yere batırıyorum. 2.
Yani 5 tane tek, 1 tane çift. 5 tane tekten sonra 6. trabzana çift batıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada ipimi kesmiyorum. Aynı renkle bu sefer kapatma işlemini devam edeceğiz. Bu şekilde bir tane daha öreceğim. Ben daha önceden örmüştüm. Şöyle birinciyi bu şekilde örüp bitiriyoruz. İkinci motifimizde de bakın düz tarafları şöyle iç tarafta kalacak şekilde birleştiriyorum. Tığ ile isterseniz tığ ile örmek zor gelirse birleştirmek, iğne ile de dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle karşısından bakın 2 ilmeğe battım. Şöyle öncelikle bir kaydırma yaptım. Daha sonra bakın şöyle karşılıklı birleştireceğim. Bakın şu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Bir bu motiften 2 ilmek, diğer motiften de 2 ilmek alarak bu şekilde kaydırma yapıyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz ama çok kaba olur diyerek ben sadece şöyle kaydırma yapıyorum burada. Bu şekilde tüm ilmekleri tek tek batarak kaydırmamı yapacağım. Bu şekilde bakın bu şekilde kaydırma yaparak şöyle şurada bir cep bırakmamız gerekiyor. Sizler ne kadar isterseniz cebin büyüklüğünü o kadar örebilirsiniz. Tahminen ben 13-14 trabzan bırakacağım. Sizler de istediğiniz büyüklükte bırakabilirsiniz. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde tek tek batıp kaydırma yöntemiyle diğer tarafa geçeceğim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 14 tane ikili trabzan bıraktım. Şöyle sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane bıraktım. Sizler az önce dediğim gibi de istediğiniz büyüklükte bırakabilirsiniz. Şimdi burada hemen bir zincir çekiyorum. Yine ipimi koparmıyorum. Bakın sadece ön tarafı, yani motifin bir tarafını alıyorum. Şöyle tek tek batırıp sık iğne yapıyorum. Bir, ikinciye battım. İki, üç, dört, beş, 6 ve 7. 14 tane bırakmıştık. Yani siz kaç tane bırakacaksanız yarısına kadar sık iğne yapıyorsunuz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle bakın. Buraya düğme dikeceğimiz için düğmeye denk geliyor mu diye şöyle bir ölçelim. Bakın şöyle şurada çok eğiklik olmaması için mesela 20 tane az geldi bakın. Şöyle şuraya ölçerek şuraya şu şekilde gelmesi lazım. 5 tane daha çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 yani 25 tane oldu. Hemen şöyle bakıyorum. Bence yeterli ya. Şu şekilde. Hatta bir tane daha çekeyim. Şöyle yeterli. Evet. 26 tane çekmiş oldum. Hemen yanındaki trabzan tepesine sabitliyorum. Daha sonra tek tek şöyle batarak sık iğnelerimi yapıyorum çevresinde. Bu şekilde. Şöyle ara kısımları da kendiniz ayarlarsınız. Bu şekilde çok
Gevşek de olmasın. Ara bölümleri kendinize göre ayarlayarak süre sonuna kadar sık yenilerimize devam edelim. Süremin sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye tekrar batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir ipimi kesiyorum. Şöyle ben üstün körü ipimi saklayayım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Hemen şöyle tersini çeviriyorum. Göstermek amaçlı. Şöyle. Birazcık da buhar basarak daha da düzgün bir şekilde elde edebiliriz. Bakın şu şekilde de şuraya bir düğme takacağız. Şurada da şu zincirle de sabitleyeceğiz. Evet, tekrar şöyle tersini çeviriyorum. Ve arkadaşlar bu tersine kafeslerimizi yapmaya başlayacağız. Ama zincir çektiğimiz bölüme değil, çeviriyorum. Zincir çekmediğimiz bölüme yapacağız. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Yeşille devam edeceğim. Kafeslerimizi yeşille yapacağım. Evet. Bakın burada zincir çekmediğimiz bölüm, zincirli bölüm aşağıda kalıyor. Şöyle herhangi bir yerden şöyle şuradan başlayabilirim. Bakın ikisini bir battım. Buradan zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. ilmeğe batırıyorum. Şöyle 2 ilmek alabilirsiniz. Bakın. Şu şekilde 2 ilmek de alabilirsiniz. Daha sağlam olsun derseniz de şöyle iki taraftan da 4 ilmeğe de batabilirsiniz. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu kafeslerimiz daha küçük yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 1, 2, 3.ye batırıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben biraz elimi sıktığım için 11 tane çekiyorum. Ama bol yaparsanız 9-10 tane yeterli olabilir. 1, 2, 3.ye batıyorum. Sık iğneye. Pardon. Sık iğne yaparak kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şuradaki kapakçık bölümüne geldim. Buraya da aynı şekilde devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine burada da aynı şekilde sayıyorum. 1, 2, 3.ye battım. Bakın tek kapağı arkasını hiç ellemiyorum. Sadece tek tarafına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. sık iğneye batırıp sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Yine 11 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve ilk yaptığım sık iğnenin dibine batırıyorum. Şu şekilde. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Şimdi biz 11 tane zincir çekmiştik. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4.
5 veya 6'ya şöyle tam ortaya denk gelecek şekilde sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burası benim başlangıç noktam olacak. Hemen şöyle bir işaretleyicimi buluyorum ve hemen oraya işaretleyicimi takıyorum ki başlangıç noktam kaybolmasın. Bakın bu şekilde. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sıramız bitene kadar tüm sıramız bu şekilde arkadaşlar. Saymaya bile gerek yok. Tam ortayı buluyoruz ve tam ortaya şöyle batıp sık iğne yapıyoruz. Normalde 6.ya batmamız yeterli olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın hemen karşıya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya battım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve hemen karşıya geçiyorum. Ben genelde saymayacağım. Şöyle hemen herhangi bir ortaya batıp sık iğne ile kapatacağım. Gördüğünüz gibi kafeslerimiz oluşuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın sıra sonuma geldim. Gelmek üzereyim. 11 tane zincirimi çektim. Yine tam ortaya batıyorum. Sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın burada ayracı taktığımız yer artık bizim başlangıç noktamız. O yüzden burayı başlangıç noktası olarak görüp yine ortasına batıyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın burası her zaman bizim şöyle baktığımızda bizim başlangıç noktamız. Bunu hiç buradan almama gerek yok. Ayracı direkt buradan devam edebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bakın 3. sırama geldim. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 18-19 sıra yapmayı düşünüyorum. Yani ne kadar uzun yapmak isterseniz o kadar uzun yapabilirsiniz. Veya bu size daha dar geldiyse, daha geniş bir çanta yapmak istiyorsanız burada arttırma yapabilirsiniz. Nasıl arttırma yapabiliriz derseniz, bu battığımız yere 11 zincir çekip tekrar aynı yere batarak arttırma yapabilirsiniz. Yahut 11 zincir çekip şu ortalara batabilirsiniz. Bu şekilde de arttırma yapabilirsiniz. Ama bence gördüğünüz gibi gayet geniş olacağı için arttırma yapmaya hiç gerek yok. Bu şekilde devam edebilirsiniz. 11 zincir çekiyorum ve tam ortalarına batarak devam ediyorum. Başka bir işlemi yok. Videonun da çok uzamasını istemiyorum. Dediğim gibi burası başlangıç noktamız. Bakın bu başlangıç noktası şu şekilde gidiyor. Yani burada. Daha sonra bir üst sırada yine şöyle kavisli şekilde gideceği için şöyle bitişte de zaten göstereceğim sizlere. Başlangıç noktamız şuradan şöyle bakarak şurası olacak hep. Evet arkadaşlar dediğim gibi 19-20 sıra bilmiyorum şu anda şeklinde öreceğim. Sizler de istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüp hemen ben örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sıralarımı bitirdim. Toplamda 22 sıra yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın başlangıç sıram. Şu başlangıç sırası verev olarak gidiyor. Onu da şöyle göstermek istedim. Şöyle başlangıç noktamız da tam olarak bitirdim. Sizler uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle ağız kısmı biraz geniş oluyor. O yüzden hemen şöyle ağız kısmını küçültmeye başlayacağız. Evet. Burada bitiş nokta ve hemen karşıya geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra iki zincir başını doladım ve
tekli trabzan. Yani başını dolayıp 3 ilmeği aynı anda alıyorum. 2 oldu. 3 ve 4 tane yapıyorum. Arkadaşlar şöyle ağız kısmı oldukça geniş. Tamamen size kalmış. Bayağı bir geniş istiyorsanız 6'lı, 7'li, 8'li yapabilirsiniz. Ben biraz ağzının dar olmasını istediğim için 4 tane tekli trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum başını dolayarak. 3 ilmeği aynı anda toplayarak 4 tane tekli trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Başını doladım. Hemen yandaki kafese geçtim. 4 tane tekli trabzan. 2, 3, 4. Dediğim gibi ağız kısmı tamamen size kalmış. Ben biraz şöyle püsküllü olsun istedim. Ve tek tek kafeslerin içine batarak 4 tane tekli trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Evet, gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın, ilk tekli trabzanımı şu şekilde başını dolamadan batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve sıramı bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Ağzı şu şekilde küçülmüş oldu. Dediğim gibi sizler daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Evet, burada artık şöyle sap kısımlarını yapacağız. Hemen burada hiç atlama yapmadan hemen burada bitirdiğim noktada zincir çekmeye başlayacağım. Ben şöyle yeterli miktarda zincir çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 60 tane zincir çektim. Sizler kendinize uygun şekilde uzun veya daha kısa çekebilirsiniz. Evet, bunu nereye bağlayacağız? Bakın, burada gruplarım var. Dörtlü trabzan gruplarım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın arasındaki boşluk. Şöyle 6'nın arasındaki boşluğa battım. Sık iğne ile şu şekilde tutturdum. Daha sonra bakın, şöyle yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gruplarımı da sık iğne yapacağım. Sayacaksınız 6 grubu. Sadece sık iğne yapacağız. Böyle her bir trabzan tepesini batarak sık iğne yapıyorum. Tüm boşluklara batarak sık iğnemi yapıyorum. 6 gruba birden yapalım arkadaşlar sık iğne. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle bu zincir bölümüm 1, 2, 3, 4, 5, 6 grubuma da sık iğne yaptım. 6 gruptan sonra yine 60 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 60 tane zincirimizi çekelim. Yine 60 zincirimi çektim. Ve şöyle çeviriyorum. Ve yine şöyle sayıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın ara boşluğuna batırıp sık iğne ile şu şekilde sabitledim. Son 6 tane kalmış olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bakın 6 tane grubum kaldı. Bu 6 grubuma da tek tek yine batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar, ilk battığımız yere gelene kadar sık iğnelerimizi yapalım. Evet, sıra sonuma gelmek üzereyim. Sonuncu trabzana batıp sık iğne yaptım. Ve en son battığım yere batıp yine bir sık iğne yapıyorum. Zincirlerimi şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın, tam şu şekilde değil de şöyle çeviriyorum bakın. Çevirdiğimde şöyle net görünüyor mu acaba? Evet, şöyle. Bakın, şöyle şurada normalde tek tek batmamız gerekiyor ama ben bu şekilde batmayacağım. Bakın, arkada şöyle ilmeklerimiz var. Kamera hep bozuluyor, pardon.
Evet, bakın şöyle ilmeklere batarak sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Biraz zor oluyor arkadaşlar ama görüntüsü daha şık duruyor. Şöyle arkadaki ilmekleri tek tek batarak sık iğne yapacağım. Tüm zinciri bakın daha hoş görünüyor bu şekilde. Yine de bu size zor gelirse normal zincirlerin üstüne batarak yapabilirsiniz. Bu şekilde ben tüm zinciri sık iğne ile geçeceğim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün oldu. Sıramın sonuna geldim. Hemen önümdeki sık iğneye batıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Şimdi diğer tarafa gelene kadar kaydırma yapacağım. Tüm sık iğne tepelerine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Zincire gelene kadar bu şekilde kaydırma yapalım. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Kaydırma yaparken ilmeği çok sıkmayalım. Hafif bol bırakalım ki şurada bir kasılma olmasın. Şöyle sonuncuya da battım. Kaydırmamı yaptım. Ve yine bakın şöyle çeviriyorum arkasını. İlk ilmekten başlıyorum zincirlerimi. Yine devam ediyorum. Arkadaşlar az önce yaptığımız gibi diğer sapını bunu da aynı şekilde bakın önden değil arka taraftaki ilmeklere tek tek batarak dediğim gibi biraz zorlanıyorum. Biraz da sıkı çekmişim herhalde zincirleri. Sığım da 3 numara olduğu için biraz zorlanıyorum. Ama zinciri biraz bol çekersek bunları daha kolay batabilirsiniz. Evet bu şekilde az önce yaptığımız gibi devam ettireceğiz. Sonunda bakın yine şuraya kadar geliyoruz. Yine sonunda kaydırma yaparak şurada bitireceğiz. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Heyecandan tığ da fırladı elimden. Evet. Bakın son sık iğneye geldim. İlmeği uzattım. Şöyle arkadan tığımı geçiriyorum. Tığımı ilmeğimi geçirdim. Burada düzgün bir bitiş olsun diye bunu yapıyoruz. Şöyle biraz sıkılıyorum. Ve arkadan geçiriyorum. Daha düzgün bir şekilde bitirmiş oluyoruz burayı. Bir zincir çektim. İyice sıkıştırdım. Evet. Bunu da daha sonra şöyle daha küçük bir tığla saklayacağım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız arkadaşlar. Ben şöyle üstün körü saklayacağım. Bunu da hediye vereceğim için böyle ben de tam saklayayım aslında. Sonra çözülmesin. Evet. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Ama şuraları çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ben şuraları da çünkü buraları bakın ne kadar düzgün oldu ama burası çok karışık göründüğü için hemen oraya da ben şöyle bir kaydırma yaparak orayı daha düzgün göstermek istiyorum. Şöyle bakın hemen şunun dibine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Daha sonra tüm boşlukları batarak kaydırma yapıyorum. Şöyle arkadaki ipimi de yürütüyorum ki şöyle tam göreyim. Evet şöyle kaydırma yaparak burada bir boşluk oluşmuş ama onu anlayamadım. Evet. Şöyle tek tek batıp kaydırmamı yapıyorum. Burada başka bir işlem yok. Burada daha hoş görünsün diye bunu yapıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi burayı çok sevmedim. Ve burayı da şöyle kaydırma yaparak devam edeceğim. Yalnız dediğim gibi ilmeklerimizi biraz uzun alalım ki oralar kasma yapmasın. Bu şekilde bakın.
bu şekilde kaydırma yaparak diğer tarafa geliyorum. Bakın şuraya, şuradan da aynı şekilde devam edeceğim. Sonuna kadar bu şekilde yapayım, devamını göstereyim. Zincir bölümüne geldim. Şöyle şu tutma bölümüne, hemen dibine battım. Daha sonra yine dibinden devam ediyorum. Burada yine bakın şöyle arkadakine batıyorum. Öndeki değil de arkadaki ilmeği batarak yine kaydırmamı yapıyorum. Başka bir işlemim yok arkadaşlar burada. Şöyle göstermek istiyorum kafanızı karıştırmadan. Bakın iç bölümden şu şekilde geldim. Sapını dolaşacağım ve burada ipimi kırıp bitireceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde öreceğim. Şu şekilde diğer tarafı da öreceğim ve çantamızı bitireceğiz. Ben hemen diğer tarafı da, burayı da bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim kenar bölümlerim tamamen bitti. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Hemen şöyle kapatmak istediğimizde tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bakın, şu zincirli bölüm iç kısma gelecek. Şu tersten dışta duracak ve katlamak istediğimizde ise bakın şuraya da bir düğme diktim. Zincirli bölüme değil, karşı tarafa dikiyoruz ve hemen şu şekilde topluyorum. O kadar kullanışlı ki çantanızda her yere götürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi filemiz toplandı. Eğer açmak istediğinizde ise şu şekilde açıyoruz. Şöyle şurayı düzeltiyorum. Bakın bu iç tarafa gelecek. Hemen şöyle bakın. Düzünü çeviriyorum. Ve bakın şöyle zincirsiz bölüm dışta, zincirli bölümse içte olacak gördüğünüz gibi. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben buhar tutmadım ama birazdan tutabilirim. Çünkü biliyorsunuz ki ben her yaptığımı şöyle buhar tutuyorum. Buhar tutarsanız bir kere mahsus tutabilirsiniz. Daha düzgün görünecektir. Evet arkadaşlar, yapım bu kadar kolay. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bugünlük de videomuzun sonuna geldik diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.